Şimdi istersen tarifi de yapmaya başlayalım. Bir yandan da konuşmamıza devam edelim. Burada bir su bardağı kadar yulaf ezmemiz var. Şimdi onun içine birazcık tereyağı koyacağız şimdi Nursel. Böyle ortalama bir çorba kaşığı kadar bence koy. Oh, ne güzel koktu. İyice kavrulan yulafın üzerine 4 kaşık pekmez koyduk. Ardından 2 kaşık üzüm koyduk, kuş üzümü. Ardından 2 kaşık ceviz koyduk, 1 kaşık da keten tohum koyduk. Bu arada içine konacak olan işte ceviz yerine kişi seviyordur badem koyar, fındık koyar, kuru üzüm yerine kuru kayısı koyar. Yani kuru bir meyve koyar, istediği gibi tatlandırır. Bitti, altını kapattık. Şimdi altını kapattık. Şimdi elimde bir yağlı kağıt var, böyle büyükçe bir yağlı kağıt alıyorum. Bunu ocağın altında şöyle bir ıslatacağım musluğun altında. Çok daha kolay kullanılabiliyor böylece. Yani içine de böyle çok güzel yerleştirebiliyorum. Bu da çok çabuk soğuyor böylece ıslak olduğu için. Çünkü biz bunun içine böyle bastıracağız ve dolaba atacağız sertleşmesi. Şimdi içine bunun Nursel önce biraz bal koyalım. Mesela bu ona bir örnek. Dediğim gibi hani böyle gün içinde yemek yemeyi unutan, akşama kadar doğru dürüst beslenemeyen kişilerde gerçekten yanlarında taşıyabilecekleri son derece hem sağlıklı olan hem de böyle kalorisi yüksek olan bir tarif oldu. Kapatıyoruz. Aynen, kapatıyoruz. Şöyle. Aynen. Şimdi sen çok teşekkür ediyorum. Aynı tarifi yapmışsın bize. Aynen. Birazdan yapılmışını çünkü çıkarırız. Böyle yaptığın gibi çok güzel bastırıyoruz, sıkıştırıyoruz. Evet. Dolapta kalacak en az böyle bir 3 saat kadar, 4 saat kadar iyice sertleşecek. Ne güzel, kolay taşınabilir. Aynen. Granola tarifi vermiş olduk.